Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde bir çiftlikte yaşayan at ile eşek varmış. Bu ata ve eşeğe sahip olan kişi bir tüccarmış. Diğer köylerden mal alıp mal satarmış. Mal almaya gittiğinde eşeğini ve atını da alır, öyle gidermiş. Genellikle malları eşeğe yükler, kendi de ata binermiş. Bir gün çok uzak bir köye gidip eşeği alması gerekiyormuş. Almış atını ve eşeğini, çıkmış yola. O günde hava bir hayli sıcakmış. Alacaklarını alan tüccar yükünün çoğunu eşeğe, çok azını da ata yüklemiş. Kendisi de yürümeye başlamış. Yolları çok uzunmuş. Hem hava sıcak hem de yükler oldukça ağırmış. Eşek bu duruma daha fazla dayanamamış ve ağırlıkların altından kalkamamaya başlamış. O sırada aklına yüklerden birazını ata vermek geçmiş. Eşek, "At kardeş, sen benden daha güçlüsün. Lütfen yükümden biraz al, yoksa daha fazla devam edemeyeceğim," demiş. At eşeği terslemiş ve "Benim asıl görevim yük taşımak değil. Ben sahibi taşırım, onun yap dediği şeyleri yaparım. Şu an senin yüklerini de taşımaya hiç niyetim yok," demiş. Eşeği küçümseyerek söylemiş bunu. Eşek bu duruma çok üzülmüş ve yükleri daha fazla taşıyamayarak oracıkta bayılıvermiş. Bunu gören tüccar eşeğinin bütün yükünü ata yüklemiş. Gözü hiçbir şey görmeyen adam eşeği daha fazla yorulmasın diye onu da atın sırtına yüklemiş. At artık yolun geri kalanını çok azla bir yükle devam etmek zorundaymış. At eşeğin yükünün birazını almasının daha akıllıca olduğunu, bütün yükleri sırtına alınca anlamış. Masal da burada bitmiş.